Sokakta elmas nasıl bulur arkadaşlar? Şimdi size bunu göstereceğim. Öncelikle boş bir arazi veya herhangi bir mağaranın olmayacağını bir yer bulmanız gerekiyor. Yani mağara olma ihtimalinin az olduğu yer. Ben burada bir patlamış yer buldum. Burada denemek istiyorum şansımı. Ve başlıyorum aşağı doğru inmeye. Şu anda gördüğünüz gibi 50 fitteyim arkadaşlar. 12 fite kadar inmem gerekiyor. Şu anda 38'deyim. 30'a kadar indim arkadaşlar. Şu anda mağaraya büyük ihtimalle denk gelmedik. Şu anda 12'deyiz. Şöyle 11. Şimdi elması nasıl bulacağız arkadaşlar? Şöyle biraz kazıyoruz. Şuraya şöyle 1, 2, 3, 4, 5, bu altıncısı. Şöyle meşalelerimizi de koyalım. Şimdi arkadaşlar elmas bulmak için hem kazmamızın çabuk kırılmaması için hem de zamandan tasarruf etmek için şöyle bir yöntem geliştireyim kendimce. Şurayı da koyalım, hiç kazınmamış gibi. Şuradan 1, 2, 3, 4, 5 birim kazıyoruz. Aynı şekilde buradan da. 6 birim şu şekilde kazıyoruz. 5'e kadar geçecek, sonra bir tane daha. Aynı şekilde 5 tane de buradan 4, 5. Gördüğünüz gibi. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle bir 4'e 6 olacak şekilde kalıp oluştu. Bir buradan kazıyorsunuz arkadaşlar. Bir tane de buradan kazıyorsunuz şu şekilde. Gördüğünüz gibi herhangi bir şey yok. Sonra devam edeceğiz. 2, 3, 4, 5. Aynı şekilde 6 kazıyoruz. Dört. Kazdıktan sonra arkadaşlar şu dip köşeleri bir tane meşale koyuyoruz. Önümüzü görebilmek adına. Aynı şekilde kazıyoruz. Peki böyle yapınca ne oluyor arkadaşlar? Hemen onu da göstermek istiyorum. Normalde herkesin bildiği şekilde şu şekilde de kazabilirim. Birçok videolarda bu şekilde gösteriliyor diye biliyorum. Şöyle. Birçok videoda böyle kazarsanız daha iyi olacağını gösteriyor ama gördüğünüz gibi boş yere 4-5 tane, 6 tane taşı boşuna kırmış oldum. Ama bu şekilde yaptığımız zaman hem tasarruftan kazmanın çabuk kırılmaması için aynı zamanda zamandan tasarruf ediyoruz. Şöyle. Hem de düzenli çalışmış oluyoruz. 4, 5, 6. Şu anda laf sesleri geliyor. Yakınlarda bir mağara olabilir. Koordinatları kapatıyorum. Burada da bir şey yok. Gördüğünüz gibi 3 tane küp haline geldi. Şöyle 2, şöyle 3. Sonra aynı şekilde karşısına da yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Şöyle 6. Yakınlarda kesinlikle bir mağara var. Yaratık sesleri de geliyor. Kaç oldu? 1, 2, 3, 4, 5. 6 çıktı. Gördüğünüz gibi burada da bir şey yok. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. 5 de buraya. Sanırım yakınlarda bir mağara gibi bir şey var. Çünkü karşı tarafta akarsu sesi geliyordu. Burada yaratık geliyor. Sol tarafta ise lav sesleri geliyor. Kızıl taşlarımızı alıyoruz. Büyük ihtimalle yukarıda mağara gibi bir şey var. Şu anda bir şey görünmüyor.
tane de meşale bırakıyorum. Evet arkadaşlar, 5'e 4, 5'e 5 pardon, aynı şekilde böyle başladığımız yere geldik. Kızıl taş var, gördüğünüz gibi her yeri kazmak zorunda kalmadık. Şöyle yolumuzu da yapalım. Aşağı doğru bol bol var herhalde. Evet, şu anda 0.3 fitteyiz arkadaşlar. Bunlar kırılmıyor. Çünkü şurada. Bu şekilde arkadaşlar hem düzenli olur hem de aynı şekilde elmas bulmamız için rahat. Şöyle 5 kazıyoruz. Sağa doğru 6 kazacağız. Burayı deneme olsun diye kazmıştık zaten. Burada bir şey yok. 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Şöyle ufak bir meşale yapalım. İki, üç, dört, beş, altı. Altı yaptıktan sonra aynı şekilde. Bu burada olmazsa yolu aynı düzenli şekilde devam ettiğimizi görebilirsiniz arkadaşlar. Burada bir şey yok. Burada bir şey yok. Devam ediyoruz. Sonuna kadar direniyoruz arkadaşlar. En sonunda elmas bulacağız. Devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, şöyle aynı şekilde şu şekilde de devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi burada da elmas var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, elmas böyle bulunuyor. Yani bu benim geliştirdiğim bir taktik. Daha önce de birçok video seyrettim ama videolarda gördüm ki çoğu şeylerde zaman çok kaybı oluyor. Bu daha pratik geldi bana açıkçası. Ve böyle elmas buluyorum ben. Bunu da size paylaşmak istedim. Daha rahat olabilmesi için. Elmas bu şekilde buluyor arkadaşlar. Bu benim kendi yarattığım bir taktik. İster yaparsın ister yapmasın. Ama gördüğünüz gibi daha pratik olduğu için yapmanızı öneriyorum. Zaten yapmanız için bu videoyu çekiyorum. Çünkü diğer videolara baktığım zaman çok uğraştırıyor yani. Şöyle kazın diyor, böyle kazın diyor. Yani bunları iki tane niye boşuna ben kazmamı kırayım ki yani, zamanımı kaybedeyim.
Bu şekilde daha mantıklı oluyor. Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.